Arkadaşlar ben Miksay. Bugün sizlere Adobe Photoshop CS6 programında parçalanma efekti nasıl vereceğinizi göstereceğim. Bunun için arkadaşlar önceki videomuzda gördüğünüz gibi saç seçme özelliğimizi kullanacağız. Aynı fotoğraf zaten. Çünkü yani o fotoğraf üzerinde göstermek istedim. Zaten bunun videosunu çekeceğim. Videoda da izlemek istemeyenler olabilir. Bunun için bu bilgiden mahrum kalmanızı istemedim açıkçası. Çünkü bu önemli bir bilgi bence yani. Hemen buraları seçtik kapataslak. Ardından arkadaşlar şurada küçük bir yerliğimiz kalmış. Buradan da cam boyutunu düşürerek alt tuşuna basarak şuraları siliyorum arkadaşlar. Devam ediyor. Gördüğünüz gibi güzel bir seçim yapmış olduk. Şimdi kenarları incelt diyerek saçı seçimini yapacağım. Yanlış yaptım arkadaşlar. Tamam diyeyim. Yakınlaşıyoruz ve fıçım boyutunu birazcık ölçebilirim. Şimdi alt tuşuna basarak şurayı da seçiyorum. Ve şuraları ekleme yapacağım hemen. Önemli bir yer burası. Kenarları incelt diyorum. Ve şimdi arkadaşlar saç bölgemize geliyoruz. Artıyla ilk bir yere tıklıyorum ve sonra seçmeye başlıyorum. Fıçım boyutum birazcık büyütmem. Yapıyoruz. Saç da kırmızı olduğu için birazcık görmesi zor, sorun oluyor. Yani biraz hantal çalışıyor. Yani biraz yavaş çalışıyor. Çünkü sabahtan beri açık. Evet, orada bir yanlışlık yaptım. Hemen onu düzelteyim şu şekilde. Daha üstünden geçmiş istiyorum. Şöyle üstüne. Şurada gözde dediğim gibi bir grilik olduğu için hafif sıkıntı yaratıyor bize. Okey. Şimdi arkadaşlar tamam diyorum. Seçimimi gerçekleştiriyorum. Ctrl-C kısalığıyla bunun bir kopyasını oluşturuyorum. Arka planıma ihtiyacım kalmadı. Siliyorum. Evet. Yanlış bir şey yaptık. Ctrl-Alt-Z yaparak seçimi tekrarlıyorum. Şuraya eklemeyi unuttuk. Gözü. Ctrl-J diyorum. Arka planı silmeyeceğim bu sefer. Gizleyeyim. Ama birazcık kötü bir seçim yapmışım açıkçası. Yani başarılı bir seçim olmamış ama neyse. Buradan tekrar Ctrl-J diyerek bunun bir kopyasını oluşturuyorum. Sonra yeni bir katman oluşturup bunu en arkaya alıyorum. Arka planımı şimdi açabilirim. Şuradan arkadaşlar damlalık aracını seçip buradan bir renk tonu seçtim. Hemen boya kovası aracımla bu renk tonu doldurdum. Arka planı şimdi silebilirim. Evet, gördüğünüz gibi iki tane dosyamız olmuş oldu. Buna ben model diyeceğim. Buna da efekt diyeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar efekte geliyoruz. Filtre, sıvılaştır bölümünden. Öncelikle tüm katmanlar yapımını zemini göster deyin. Maskeyi göster açık olacaktır. Kapatın. Fırça araç seçeneklerinden bunları seçin ve yapmanız gereken şu. Aslında fırça boyunu birazcık küçültebilirmişim. Kalsın. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şu. Şu saçla aynı hizaya gelecek şekilde bunu böyle geri çekmemiz lazım. Kolla da kol aynı hizaya gelecek şekilde. Şöyle kıyafetinle aynı işlemi yapacağız. Yani neredeyse aynı hizaya gelse yeterli zaten. Şöyle. Yani sonradan güzel bir görüntü oluşmuyor. Şöyle güzel oldu. Tamam dedim ve gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar şuradan maske ekleme aracından ikisine de maske ekliyorum. Modelimi normal bırakıyorum ancak efektime gelip maskesini çift tıklayıp ters çeviriyorum. Ve şimdi arkadaşlar ben bu efektin maskesini beyazla boyarsam gözükmeye başlayacak. Eğer modeli siyahla beyazla boyarsam bir şey olmaz. Ancak siyahla boyarsam silinmeye başlar.
Fırça aracımızı açıyoruz arkadaşlar. Buradan araçlar diyerek buradan çeşitli fırçalar deyip ekle diyoruz. Ya da temel fırçalar da olabilir. Şu an hatırlamıyorum ama şöyle kare fırçalarımız gelecek. Buradan 7 numara 8 iyidir. 7 olsun. Zaten büyüyecek. Aynen arkadaşlar şuradaki işareti tıklıyoruz. Fırça ucu çektim. Buradan aralığını birazcık arttırıyorum. Küçük bir fırça olduğu için. Şekil dinamiğinden boyut değişimini birazcık art. Şöyle %80 yapalım. En büyük çapını %50 iyidir. Birazcık. Açılmadan arkadaşlar sayıyı birazcık arttırabilirim. Sayı değişimi 30 olsun. Saçılması 1000 olsun. Sayısını arttıralım hatta, yani elimizden ne kaçar ki. Evet, yani bunun birazcık boyutunu arttırmam gerekecek. 8. Evet, 8'den. Evet, şu aralığı birazcık arttıracağız. Yani uygun fırçayı bulmak birazcık sorun olabilir. Şuradan boyut değişimini birazcık küçültelim. Önemli değil ama sayısını, evet, sayıyı buradan düşürelim. 4 iyidir. Yeşimi %16 iyidir. Saçılmasında birazcık şöyle, evet. Şimdi şöyle beyaz bir fırçayla X'e basarak kolayca değişim yapabilirsiniz. Şöyle bakalım, evet, güzel bir sonuç oluyormuş. Şimdi yakınlaştırıyoruz arkadaşlar. Ve maskemize tıklayıp buradan siyah boyayla boyuyoruz ve yok oluyor. Gördüğünüz gibi, yani şöyle iyice elinizi korkak alıştırmayın. Şöyle boyayın boyayabilirim. Bir daha mı geleceksiniz? Evet. Böyle boyayın yani. Allah ne verdiyse. Bu şekilde boyayın. Güzel bir efekt olacağına eminim. Ne kadar fazla boyarsanız. Ve şu sıvılaştırma işlemini ne kadar güzel yaparsanız. Şimdi X diyorum arkadaşlar. Beyaz fırçamı alıyorum. Ve buradan şuraları seçmeye başlıyorum. Ve gördüğünüz gibi arka katmanımızdaki şekiller gelmeye başlıyor. Daha güzel fırçalarla siz daha güzelini yapabilirsiniz. Benim elimde bu kadar fırça var. Yani güzel fırça bulmak da biraz zor bu efekte. Bu şekilde şöyle. Boyayın boyayabildiğiniz kadar. Evet. Baktığınız zaman güzel bir işlem olmuş oldu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız videoyu paylaşıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ve hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.